Şu anda Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyık ile birlikteyiz. Bugün ona Trabzon ve Yomra hakkında bazı sorular soracağım. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Yomra'ya, ilçemize. Hoş bulduk efendim. Sorularımıza geçelim. İlk önce bir sizi tanıyalım. Evet, ben Yomra ilçesi Demirciler Mahallesi'nde dünyaya geldim. Eğitim hayatımdan sonra 1999 yılında Trabzon'da özel bir şirkette çalışmaya başladım. 20 yıllık bir çalışma sürecimin sonrasında en son şirkette üst düzey görev yaparken Yomra Belediye Başkan adayı oldum ve ayrıldım. Ve 4 yılı bitirdik, 5. yılımızdan gidiyoruz. Bu süre içerisinde de Yomra Belediye Başkanlığı yapıyorum. Çok uzun uzadıya hayatımda çok çeşitli anlatabilecek olduğum bir sürecim olmadığını hep söylerim. Çünkü 20 yıl, yani eğitim hayatı, 20 yıllık bir iş hayatı ve sonrasında siyasetle ilgilendik. Trabzon'da çok çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde üst düzey görevlerim oldu. Trabzon ilimizin sorunları konusunda, çözümleri konusunda ta çalışma hayatımın başlangıcından bugüne kadar olan süreçte hep konuların ve şehrin içerisinde olmuş ve şehirle birlikte yaşamış bir insanım. Peki siz bu makamı devraldıktan sonra Yomra'da neler değişti? Biraz bize onlardan bahseder misiniz? Elif Hanım, Yomra'da çok şey değişti. Yani tabii bizim ilçemizi bizim anlatmış olmamız çok doğru değil ama biz projeler anlamında anlatmamızda fayda var. Yomra ilçesinde göreve gelirken vatandaşımıza taahhüt etmiş olduğumuz birçok vermiş olduğumuz vaadimizi yerine getirmiş olduk. Yomra ilçesine bugün baktığınız zaman en önemlisi şudur. Biz göreve geldiğimiz zaman Yomra ilçesi bir inşaat, bir harfiyat ve bir kirli görüntü ilçesi halindeydi. Ancak son 4 yıllık süre içerisinde gerek bu konuda almış olduğumuz şiddetli kararlarımız, bunların uygulanması, Trabzon'dan Yomra'ya doğru gelen tabiri caizse üçkağıtçı bir inşaatçı grubunun artık ilçeden uzaklaştırılması ve kaliteli bir inşaat düzenine geçirilmesi şehrin görüntüsünü bir sefer tamamıyla ortadan, olumsuz görüntüsü ortadan kaldırdı. Bunun yanı sıra sosyal alanlarla ilgili yapmış olduğumuz projeler neticesinde artık buradan Trabzon'dan doğuya giden herkes ilçedeki değişimi her anıyla fark edebilecek durumda oldu. Ya bugün baktığın zaman işte Kaşüstü'nden bu tarafa girdiğinizde yol düzenlemelerimiz, burada sahil düzenlemelerimiz, Hürriyet Parkı ve çevresindeki çevre düzenlemelerimiz, kültür merkezimiz, Hükümet Caddesi'ndeki cadde düzenlemelerimiz gibi böyle şehrin görüntüsünü ve algısını düzeltecek birçok proje gerçekleştirdik. İşte hemen limanın kenarında bizim geldiğimiz zaman bir çöp döküm sahası vardı. O sahanın rehabilite edilerek şu anda bir yeşil alan olarak düzenlenmiş olması. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne devrini yaptık. Orada bir denize sıfır noktasında bir yaşam alanı oluşturuluyor, bir piknik alanı oluşturuyor. Belki Karadeniz kıyılarında denize sıfır yapılabilecek olan en güzel yerlerden birisi olmuş olacaktır. Yani projelerimizi anlatmaya kalktığımız zaman vaat etmiş olduğumuz projelerden daha fazla projeyi gerçekleştirmiş olduğumuz zaten sahada da ortadadır. Artık Yomra hem yaşanabilir ilçeler sıralamasında çok üst seviyelerde, Trabzon'da bugün baktığınız zaman ikinci sıralarda. Büyüyen ilçeler ortalamasına baktığınız zaman Türkiye'de doğuya doğru büyüyen şehirlerde istisnai bir yerdeyiz. 2018 tarihinde Aralık ayında ben aday olduğum zaman Yomra'nın nüfusu 38 bindi. Bugün Yomra'nın nüfusu 47.500 olmuş. Yani aşağı yukarı 10 bin nüfus artışımız olmuş. Dışarıdan göç alıyorsunuz. Yani bu yerli bir nüfus. Şöyle diyeyim, işte Şalpazarlı, Oflu ya da Rizeli ya da Kayserili, Konyalı vesaire. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden burada yaşamak isteyen insanlardan oluşan
Şu anda Yomra'da 15 binin üzerinde Yomralı olmayan ama nüfusunu buraya almış yaşayan insanlar var. Bu sonuçta bu ilçede yaşanabilirliğin bir göstergesidir. Ayrıca işte şu anda biz ilçemizin nüfusu 100 bin civarında, yaz nüfusu olarak, turizme dayalı olarak bakıldığı zaman 100 bin civarında bir nüfusumuz var. Bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman, eğer insanlar bir yerde bir yaşam standardı yoksa, bir yerde insanları çekecek herhangi bir şey yoksa, o ilçeye kalkıp gidip de orada yaşamayı düşünmezler. Ama burada bugün insanlar sosyal yaşantılarını her türlü sağlayabilecek oldukları, zaman geçirebilecek oldukları, her şeye çok kısa sürede ulaşabilecek oldukları bir durum varsa, insanlar da bu ilçede yaşamak istiyorlar. Peki şöyle bir soru sorayım size. İmkansız diye bir şey yoktur biliyorsunuz hiçbir zaman. Yomra'da böyle herkesin imkansız olarak baktığı, sizin hayalinizde keşke şu olsa, keşke bu olsa diyebileceğiniz bir şey var mı? Ya tabii şöyle, aslında Yomra'da imkansız diye görünen birçok iş yaptık biz. Elif Hanım, bugün Yomra'nın Hürriyet Parkı olarak nitelendirmiş olduğumuz yaklaşık olarak 30 bin metrekare alan içerisinde yapılmış olan park ve sosyal yaşam alanı Yomra için bir imkansızdı. Biz çeşitli ve bir sürü problemler yaşayarak o alanı halka kazandırdık. Bunun gibi birçok konu var. Yomra'da tabii bu nüfus artışıyla birlikte imkansız olan bir şey değil. Ancak yapacağız biz bunu. Bir yaşam vadisi yapacağız. Yani insanların böyle bir 100 bin dönüm, 100 dönümlük bir arazi üzerinde içerisinde her türlü yaşamın olabilecek olduğu, bir hafta sonuna gittiği zaman insanların tamamen orada harcayabilecek olduğu kadar iyi bir görselliği olan şey gibi mi diyelim, Zanlus Vadisi gibi bir etkinlik gibi, alanı gibi ona yakın bir alan araştırmamız var. Bunu yapacağız inşallah. Yomra yeni ve modern bir şehir oldu şimdi. Ancak içerisinde eski yapılar da var. Bu eski yapıların olmuş olduğu, 30 yıllık, 40 yıllık yapıların olmuş olduğu bölgelerde güzel kentsel yenileme ve tasarımlar yapmayı düşünüyoruz. Yomra ilçemizde yine buna benzer işlerimiz var. Yapacağız ama tabii Yomra'nın aslında en önemli sorunu, yapmak istediğim sorunu şu. Yomra ciddi bir okul ve eğitim sorunu yaşıyor şu anda. Biz göreve geldiğimiz zaman Çin nüfustan sonra 10 bin nüfus artışı olmasına rağmen şu anda Yomra'da faaliyete yeni geçirilmiş olan son 4 yıllık süre içerisinde okul sayısı sıfır. Doğal olarak öğrenci sınıflardaki sınıf mevcutları 35'lerden 50'lere çıktı. Ve bu yeni bir okul da yapılana kadar bu 55'lere 60'lara kadar çıkacaktır. Önce ilçedeki bu eğitim sorununu ortadan da kaldırabilmek lazım. Çok sayıda böyle üst düzey olmasını arzu ettiğimiz projemiz var ama bunları tabii daha çok seçim sürecinde vatandaşlarımızla paylaşacağız inşallah. İmkansız diye bir şey yoktur başkanım dediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle. Şimdi biz halkla görüştük. Yomra halkıyla çok istişarede bulunduk, çok görüştük. Halkın şöyle bir sorunu var en başta. Doğalgaz. Sanırım Yomra'nın tamamında bir doğalgaz yapısı yok. Bunun hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi doğru. Doğalgaz özellikle bu kömür fiyatlarının yukarıya gitmesi sebebiyle vatandaşımız için ciddi bir beklenti. Haklılar, %100 haklı olduklarına ben de inanıyorum. Göreve geldiğimiz tarihteki doğalgaz abone sayısı Yomra'da sıfır Elif. Biz bir adet abonemiz yoktu aldığımızdan. Yomra Belediyesi olarak çok çeşitli çalışmalarda her türlü desteği verdik biz doğalgaz şirketine. Yani bazen ilçe sınırımızın dışında makineyi gönderdiğimiz, kanallarını yaptığımız, destek olduğumuz zamanlar oldu. Şu anda Yomra'daki abone sayısı 6000 civarından devam ediyor. Kaşüstü bölgesinde. Şu anda Yomra'da ve Kaşüstü bölgesinde iki farklı noktada doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz sadece Yomra Belediyesi'nin bireysel olarak kendisine ait olan bir çalışma da değil. Bu hem Aksagaz'ın hem işte iktidarın desteklemesi, Aksagaz'ın bunu ihale yapması, bizim de bununla ilgili altyapı ve üst yapılarda yapımları yapmamız lazım. Çünkü bu yapılan bütün doğalgaz çalışmalarının üst yapısındaki tamirat ve tadilatı neticede belediye olarak biz yapıyoruz.
İnşallah bu yılın sonuna kadar Yomra'da 12 bin, 13 bin aboneye çıkacağız biz. Bunun müjdesini verelim diye. Evet, şu anda çalışmaların sürdürülmüş olduğu yerlerdeki aboneleri bağlamış olsalar 10 bin aboneyi geçer zaten. Bu sene 12 bin, 13 bin abone bandına çıkarsak gelecek sene de Yomra'nın %100'üne ulaşılabilmiş bir nokta olur. Aksamalar oldu. Pandemi süreci sebebiyle 2 yıllık bir çalışma aksaması oldu. Vatandaş daha haklı. Bu sene özellikle bu ekonomik dönüşümler sebebiyle kömür yakmak istemiyor. Biz de yakmak istemiyoruz. Yani hem ilçenin bu kadar modern olan bir ilçede hava kirliliğinin oluşmasını, yeniden kömür depolarıyla, kömür torbalarıyla sokakların küllerle dolmuş olmasını da arzu etmiyoruz. Hı hı. İnşallah bu sene ulaşmış olacağız tamamına. İnşallah. O zaman biraz şeyden bahsedelim, böyle kültürel, sanatsal etkinliklerden bahsedelim. Yomra'da festivaller oluyor mu veya olacak mı? Önümüzde böyle bir planlama var mı? Şimdi aslında biz bundan 2 sene önce Yomra Kültür ve Sanat Festivali diye bir festival planlamamız vardı. Sanatçılarımızla ve bütün organizasyonla hemfikir olmuştuk. Festival yapılmadan bir gün öncesinde Ege bölgesindeki o şiddetli yangınların olduğu tarihi yaşadık. Hı hı. Ve vatandaşın oluşabilecek olan tepkisine esnadende festivalimizi iptal ettik o günkü tarihte. Sonrasındaki süreçte bir manga konseri yaptık biz Yomra'da. Belki Yomra tarihinin ilk diyebilecek olduğumuz ve bu ölçekli bir sanat yapısının gelebilecek olduğu en büyük organizasyondu. Sonra yine benzeri anlamda düşüncelerimiz var. Ancak hem bu mevcut tasarruf tedbirleri sebebiyle yeni festivallerin yapılması konusunda hükümetin belediyelere karşı almış olduğu yeni tasarruf genelgeleri sebebiyle hem de sezon da bitti artık. İnşallah gelecek sene seçimlerden sonra biz göreve devam edersek o zaman yeni planlamalar, programlamalar yapmak lazım. Ben her yıl ilçede bir konserin yapılması, özellikle genç neslin, insanların bu enerjisini atmaları gerektiğini düşünüyorum. Belki daha orta ölçekli bir konser yaparsınız, bir tane de büyük ölçekli bir konser yaparsınız. Biz manga konserindeki gençlerimizin konsere olan ilgisinden sonra daha iyi bir organizasyon yapma konusunda vatandaşlarımıza söz vermiştik. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık geçen sene, hatta bu sene yapmayı düşünüyorduk. Ancak tabii bu kadar ekonomik bir buhran içerisinde insanların ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı bir dönemde de böyle bir harcamayı da doğru açıkçası bulmadık. Belki gelecek sene Türkiye'nin en güzel konserlerinden birisini burada yapmış oluruz. Ama kültürel faaliyetler konusunda biz geçen yıl yine Yomra'da ilk kez bir kitap fuarı yaptık. Türkiye'de çok tanınmış yazarları getirdik, imza günleri yaptık. Hı hı. Kültür merkezimizde yaklaşık olarak bir hafta sürdü. Ve yoğun da bir ilgi oldu. İnşallah seneye ikincisini de yapacağız. Hı hı. Hatta kitap fuarının başlayacak olduğu gün deprem gerçekleşmesi sebebiyle erteledik. 2-3 ay sonrasında yaptık. Sanatçıların bazılarının programları uymadı, bilemediler. Suna yakınla beraber Yomra'da bir söyleşi yapacaktık. Kendisinin Yomra'ya bir sözü vardı, gelecekti. Birçok projemiz var bununla ilgili. Ancak tabii şartlar her zaman uygun olmayabiliyor. Sayın Volkan Konağ'ın bana bir Yomra'da bir konser vereceğine dair bir sözü vardı geçen günü. Kendisi Trabzon'daydı. Tekrar konuştuk kendisiyle beraber. Ama işte zamanı uygun buluyorsunuz, sanatçı olmayabiliyor. Sanatçı uygun buluyorsunuz, burası Karadeniz, şartları uygun olmayabiliyor. Her şey uygun oluyor. Türkiye'nin her sabah uyandığınız zaman yeni bir vakayla uyanma ihtimaliniz çok yüksek. Bir sabah uyanıyorsunuz, deprem olmuş bir sabah, yangın olmuş bir sabah, sel olmuş bir sabah, şehit haberleri alıyoruz. Ve insanların bu konudaki hassasiyetini de bildiğimiz için her an her şeyi yapabilecek durumda da olmadığımız zamanlar olabiliyor. Ama biz Yomra'da kültürel sanatsal faaliyetlerde yine geçtiğimiz yıllar içerisinde kültür merkezimizde ilk kez tiyatro oyunları düzenledik. İlk kez söyleşiler düzenledik. Çocuk tiyatroları yaptık. Hı hı. Ve bunlara inşallah bu sene de devam edeceğiz. Şimdi benim çok merak ettiğim bir soru var. Yomra'ya girdiğinizde bizi kocaman bir elma
görseli karşılıyor, elma heykeli. Bu Yomra'nın elmasının meşhurluğu nereden geliyor? Şimdi bu ne elma? Bir çeşit aslında, bir elma tabii bu? Tabii şöyle, Yomra'nın elması aslında çok meşhur bir elma. Hı hı. Ancak son 20-30 yılda gerekli ilgi gösterilmediği için yok olmaya yüz tutmuş bir elmadır. Yomra elması sadece Yomra bölgesine yetişir. Yani daha doğrusu bu bölgede ismini almış. Farklı bir tür yani. Tabii evet. Hatta işte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmiş ve tarihi bir yapısı var, geçmişi var. Biz Yomra elmasının coğrafi işaretini aldık. Coğrafi işareti almak takdir edersiniz ki çok kolay bir şey değil. Yani o elmanın o bölgedeki varlığının bilimsel olarak raporlarla tespit edilmesi lazım. Yomra elması artık Yomra Belediyesi olarak coğrafi işareti alınmış bir elmadır. Geçtiğimiz 3 yıllık süre zarfında 5000 üzerinde elma fidesini halka dağıttık. Burada tespit etmiş olduğumuz Yomra elmalarından almış olduğumuz çeliklerle beraber aşıladık ve vatandaşımıza dağıtımını yaptık. Herkes kapısına getirsin, birer tane diksin ve burada bu elma yaşasın diye. Şu anda elimizde fidemiz var. Tekrar dağıtım yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir Yomra elması bahçesi yapacağız inşallah. Yani böyle kendimize ait tapulu bir arazimizde, 2-3 dönümlük bir araziyi bir Yomra elması bahçesi olarak düzenleyeceğiz. Büyüdüğü zaman belki ilçemize gelen insanları oraya getirip orada Yomra elmasını tanıtma anlamında daha bir proje gerçekleştirebiliriz. Yomra elmasının haricinde bu sene üniversitede Orman Fakültesi'nden öğretim görevlisi hocalarımızla birlikte Yomra'daki yetişen bütün meyvelerle ilgili de bir çalışma yapıyoruz şu anda. Mesela Yomra'da çok çeşitli armut çeşitleri var ve bunların birçoğu atalarımızdan, dedelerimizden kalma, ancak ağaçlar yok oldukça, kurudukça yok olmaya yüz tutmuş oluyor. Biz bu bölgenin kendine özgü bu ağaçlarını şu anda tespit ediyoruz. İnşallah 5000 tane aşılanmış armut oluşturup yine vatandaşa dağıtacağız. Bir sonraki aşamasında elmalarımızı, eriklerimizi yapacağız ve ya bu bir kültürel, tarihsel bir mirastır. Yani bizim mesela çocukluğumuzda bizim ismi bizim bölgemize has, belki diğer bölgelerde de böyle söylenir. Mesela değirmen armudu derler, işte su armudu derler. Böyle bir sürü çeşitlerimiz vardı. Şimdi bugün markete, manava gittiğiniz zaman işte deveci armudu, işte benzeri çeşitlerde bilindik armutların haricinde armut çeşidi kalmamış oluyor. Biz bunları ilçemizde çoğaltacağız. İnşallah 20 yıl sonra bu bizim yapmış olduğumuz, dağıtmış olduğumuz fideler gerçekleşmesi halinde Yomra'da 20 bin, 30 bin tane elma, armut, erik çeşitlerinden bir meyve alanları oluşmuş olacak. Ya bunlar tarihe sadece belediyeciliği ben nitelendirirken şöyle derim, sadece beton dökmek, yola asfalt dökmek değildir. Bunlar neticede yok olup gidecekler ve bunları topluma yeniden kazandırmış olacağız. Başkanım, şeyden bahsettiniz, 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir Cumhuriyet Parkı'ndan bahsettiniz. Evet. Biraz bunun hakkında bilgi alalım sizden ve aynı zamanda bunun haricinde şu anda devam eden bir proje var mı Yomra'da? Şimdi öncelikle tabii Kaş Üstü'nde biz Hürriyet Parkı'nı Yomra'ya kazandırdıktan sonra Kaş Üstü'nde nüfus artışının çok yoğun bir biçimde devam etmesi sebebiyle Kaş Üstü'nde bir sosyal yaşam alanına ihtiyacı olduğu tespitimiz oldu. Bu tespitimiz sonucunda Kaş Üstü'nde uzun yıllardır vatandaş tarafından talepte bulunulan, bir kısmı oradaki yaşayanlar tarafından kullanılan araziler vardı. O arazileri alarak 10 bin metrekarenin üzerinde bir Cumhuriyet Parkı temeli attık. İçerisinde kafeteryası, spor alanları, çocuk parkı, yürüyüş yollarının olduğu bir yaşam alanı olacak. Denize bir köşesi de denize inmiş olacak. Adını vatandaşla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Cumhuriyet Parkı olarak koyduk. Sonra Cumhuriyet'in bu sene 100. yılında 29 Ekim'de Cumhuriyet Parkımızın açılışını yapmış olacağız inşallah. Yani hedefimiz 29 Ekim'e yetiştirmek. Yetiştiremezsek de en kötü ihtimalle Kasım ayında açmış oluruz. Yine Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Kasım'da açmış oluruz.
Ve o alanı açtığımız zaman Kaş Üstü'nün önemli bir sosyal yaşam sorunu ortadan kalkmış olacak inşallah. Bunun haricinde devam eden Koymalı Mahallemizde bir büyük bir sosyal yaşam ve park alanı var. Ben seçim vaatlerimde 25 mahallemize 25 çocuk parkı diye bir vaadim vardı. Şu anda 15.den gidiyoruz. Bazı mahallelerimizde yer tespiti yapamadık. Bazılarında nüfus yoğunluğu olmadığı için kuramadığımız oldu ama devam edeceğiz inşallah. İnşallah Eylül ayı içerisinde yine Oymalı Mahallemizde yaklaşık 2500 metrekarelik bir alandır. Onu da yapmış olacağız. Açılışını yapmış olacağız. Yine burada Hürriyet Parkı'nı yapmış olmamız sonrasında oradaki çocuk parkının çok yoğun kullanımına şahit oluyoruz. İşte çocuklar salıncakta sıra beklerken gelen vatandaşın, kadınların, ev hanımlarımızın talepleri doğrultusunda hemen Hürriyet Parkı'nın bitişinde 1500 metrekare sadece bir çocuk parkı yapıyoruz. Yani parkın tamamı çocuk parkı ve 1500 metrekare büyük bir alan. Bunu da inşallah tamamlayacağız yakın zamanda. Kaş Üstü'ndeki eski belediye binamızı bir kütüphane yapacağız. Proje çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah kütüphanemizin açılışını da yapmış olacağız. İçerisinde gençlik bir etüt merkezi, kütüphane, öğrencilerimizin ücretsiz yararlanabilecek olduğu bir kafeteryasının olacak olduğu bir çalışmaya da yakında inşallah temelini atmış olacağız. Çok sayıda devam eden projemiz var. Bu anlamda yani bazıları proje aşamasında olup bazıları bitme aşamasında olan işte açılışını yapmayı düşündüğümüz çalışmalarımız var, devam ediyor. Başkanım biliyorsunuz yani 15 Ağustos Trabzon'un kurtuluşu. Aynı zamanda Sümele Manastırı'nda bir ayin olacak. Fener Rum Patriği önderliğinde. İYİ Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Ünal Karaman bu konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bugüne denk gelmesi sebebiyle bu programın iptal edilmesini istedi. Siz bu konu hakkında ne yorumlayacaksınız? Şimdi şöyle, Ünal hocamın yapmış olduğu açıklamaya vakıf değilim. Ben sabah parti sözcüğümüzün açıklamasını okudum daha çok. Buranın 15 Ağustos'daki ibadetinden çok bunun daha dikkatli davranılması ve sadece bir ibadethane, o ibadet günü olmanın ötesine geçirilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini yazmıştım. Şimdi çünkü bu bir azınlıkların dini özgürlükleri, eğitimle bu anlamda dini Türkiye'nin çok çeşitli yerlerindeki azınlıkların her türlü dini imkanlarını kullanabilmeleri noktasında biz parti olarak kesinlikle kayıtsız şartsız buranın ibadete kapatılması o gerektiğini düşünmüyoruz. Ancak muhtemelen belki tarihiyle ilgili 15 Ağustos tarihine denk gelmesiyle ilgili bir eleştire bulunmuş olabilir. Hocamın ülkücü camiadan gelen, milliyetçili geçmiş olan bir yapıda olmuş olması sebebiyle ülkenin milli değerlerine göstermiş olduğu hassasiyetten kaynaklı bir açıklamadır. Bu tabii ulusal bir konudur. Bunu yere, siyasete indirgemek çok istemiyorum. Ben Yomra Belediye Başkanı olarak oradaki Maçka'daki ayinin yapılması gerektiği veya yapılmaması gerektiği noktasında bir görüş beyanımız çok sağlıklı olmaz. Ulusal siyasette zamanında açılması konusunda ulusal bir konuydu. Sonuçta o günkü şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın açılması, talimatını verilmesi sonucunda açılmış. Sonrasında işte 2 yıl, 3 yıldır tadilat sebebiyle ertelenmiş ve tekrar yapılması planlanmış bir durumdur. Çok bu konulara girmemeye hassasiyet gösteriyorum. Başkanım, son olarak şu soruyu yönelteceğim size. Herkesin ve benim merak ettiğim bir konu. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. İnsanlar size, çoğu görüştüğümüz kişiler Büyükşehir Belediye'de görmek istiyorlar. Evet. Sizin bir adaylığınız söz konusu mu acaba? Yok. Biz tabii vatandaşımızın göstermiş olduğu zaman zaman bu konudaki teveccühleriyle karşılaşıyoruz. Neticede ülkede yönetenler vardır, yönetenlere muhalif olan kesimler vardır. Biz de ilçede, burada kendi ilçemizde
belediye başkanlığı yaparken bizi sevmeyen, istemeyen insanlar da vardır. Onlar da başka birilerini bizim yerimize layık görüyordurlar. Trabzon için de öyle ama ben hiçbir zaman Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bir kendime hedef olarak görmedim. Böyle bir arzum, isteğim ve bir yol haritamda yok. Peki Yomra'ya tekrardan aday olacak mısınız? Yani şöyle tabii neticede siyaset yapıyoruz biz, bir şey yapacağız. Yani benim şu anda bunu Trabzon'daki diğer belediye başkanlarıyla karşılaşıldığı zaman hepsinin çeşitli meslekleri var. Birinin şirketi var, biri turizmle ilgileniyor, birisi inşaatla ilgileniyor, birisi başka bir fabrikası var vesairesi var. Bizim bir mesleğimiz yok. Biz belediye başkanlığı memuriyet olarak yapıyoruz. Sabahtan geliyoruz işe, akşama kadar memurlu olarak yapıyoruz. Neticede siyasetle ilgileniyoruz, bir şey yapacağız. Ya Yomra Belediye Başkanlığı yapacağız, ya ulusal siyasette kalkıp başka bir görev yapacağız. Ancak şu anda tabii ilçede devam etmekte olan projelerimiz var. Bu işlerimizi yarım bırakıp gitmek arzusunda değilim. Ama çok uzun sürede durma arzusunda değilim. Belki bir dönem daha Yomra Belediye Başkanlığı yapmak isteyebilirim. Ancak Türkiye'de siyasal iklim biraz bozuk. Tam böyle taşlar bir yerine oturup şartlar bir oluştuktan sonra da yol haritamızı o zaman vatandaşlarımızla mutlaka paylaşacağız. Ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapabilecek psikolojide kendimi hissetmiyorum. İnşallah sizi görürüz bir sonraki dönemde. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.